Hülya Kaya merhabalar. Normalde biz Emeksiz'den başlayacaktık ama işte Hasan Bey, Mert'le gelirken Temelli'den çıktık. Hasan Bey'den döndük burada, yani buraya bir yere park edip oradan Emeksiz'e geçmeyi planlıyorduk ama geçerken de burada yıkımların devam ettiğini gördük. Burada da yine Hasan Bey Caddesi'nde de ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Burada yaklaşık tam köşesi, tam ne diyeyim, A101 vardı hani değerli izleyenler. Gel Mert, yavaş yavaş ilerleyelim. Orada göstere göstere gidelim. A101 vardı, onun tam karşı köşesi. Malatya Lisesi'ne çok yakın bir noktadayız değerli izleyenler. O noktada köşe binayı almaya çalışıyorlar. Ara binaları almaya çalışıyorlar. Baran Apartmanı'ymış değerli izleyenler. Apartman ismi Baran Apartmanı'ymış. Onu almaya çalışıyorlar. Mert'le buradan biraz daha yakın bir yerden çekmeye çalışalım. Gel Mert. Şöyle geçelim, gösterelim. Abi merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. İyi çalışmalar. Burada evi sizin mi? Bizim de, biz mahallenin insanlarıyız. Mahalle sakin. Evet, evet. Yıkılıyor, mahalle yıkılıyor. Anladım. Ya bir yandan da hani şu artık eski binaların yıkılması lazım. Yan taraf onun yanında gidecek. Hepsi gidiyor mu orası? Orada gidiyor tabii ki, buralar da gidiyor. Buralar da gidiyor. Abi kalacak bir şey yok yani. Kalacak bir şey yok. Hakkımıza hayırlısı. Hayırlısı hayırlısı. Yani yapacak bir şey yok. Yani deprem yani olacaksa, bu evlerde yaşanmaktansa yıkılıp yeninde yapılması, yerinde olması daha makbul bence. Yani mesela şu an yanında bulunduğumuz ev. Bu burası sağlam duruyor. Tabii bu daha yeni binalar. Yeni geçen sene yapıldı. Faruk Yiğitcan Mütahat abimiz yapmıştı. Ha, o mu yapmıştı? Evet, evet, o yapmıştı. Anladım. Evet. Allah kolay versin. Sağ olun. Yo, teşekkür ederim, çalışmanıza memnunum. Sağ olun. Sağ olun. Sizin eviniz mi? Yok, biz burada oturuyoruz. Siz burada oturuyorsunuz. Evet. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok yok, herhangi bir sıkıntı yok. Maşallah. Malatya artık bu şekilde bir şekilde evet, kendini yenilemek zorunda. Aynen, katılıyorum. Mert, şunları da gösterirsiniz. Büyük bir boşluklar oluşmaya başladı yani. Yani evet. Sağımız solumuz boşalmaya başladı. Ama burası nasıl yapılacak? İşte yani o... Şu an şehir merkezi düzelirse buralarda peydepey düzelmeye çalışacak yani. İnşallah. Tek temennimiz o. Yani. Zaten dün TOKİ Başkanı da gelmişti. Evet. Kentsel dönüşümü kesinlikle uygulayacaklarını söylediler. Mutlaka uygulanması lazım. Yani artık bir şehre bir düzen gelmesi lazım ya. İnsanların psikolojisi çok bozuk. Yani ileriye dönük bir umut yok yani. Öyle öyle. Yani birilerinin bir nasıl diyeyim, insanları bir umutlandıracak bir konuşma, bir eylem olması lazım ki bu insanlar da hadi Malatya'mız ayağa kalkacak diye bir düşünceye kapılması lazım. İnşallah. Zaten dün TOKİ Başkanı o çarşı inşaatını gezerken temeller atılmaya başlamış. Yani temeller yavaş yavaş yükselecek. Değerli izleyenler, inşallah bu program çıkışında o firmayla gidip görüşeceğim. O alanı da bir anlatalım. İnsanlarımız biz mutlaka. İzin isteyelim onlardan. Bir gezdik. En azından inşaat alanı gezelim, gösterelim orayı. Aynen, aynen, katılıyoruz size. Eyvallah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Devam edelim Mert. Şu yıkım alanına doğru ilerleyelim. Uzun zamandır göstermiyorduk böyle yıkım alanlarını. Yavaş yavaş ilerliyoruz değerli izleyenler. Dedim ya, biz normalde Emeksiz'den başlayacaktık ama buradaki yıkımdan dolayı yolu kapatmışlardı. Ya dedim Mert, gel en azından burayı gösterelim. Vatandaşlarımız görsünler. Bu köşe beyaz bina. Baran Apartmanı'ymış değerli izleyenler. Oranın yıkımı gerçekleşiyor şu an. Zor. Hele de böyle bir ara binaları almak daha da zor. Mert ekranlarınıza getiriyor. Aslında Mert biraz daha bu tarafa doğru gelelim ki. Burası biraz sıkıntılı bir bölge gibi gözüküyor. Ne olur ne olmaz. Kendimiz de riske atmayalım. Gel istersen Mert. Bir yandan da eşyalar taşınıyor değerli izleyenler. Yani öyle bir durum da söz konusu. Hemen yan binasında büyük ihtimalle eşyalar vardı. Eşyalar da taşınıyor. Sizin ev mi? Taşıdılar. Sizin ev mi? Yok, bizimki karşı. Ha, karşı. Yıkılan yer. Yok, karşı yıkılmıyor. Şu bina. Evet. Ha, durumu nasıl? İyi, hafif hasarlı. Hafif hasarlı. 2000'de yapıldı. Çok sağlam. İyi, maşallah. En azından yani, kalsın, birkaç binamız da kalsın böyle yerde. Evet. Genç bir mühendis gelmiş o zaman. İnşaatı yaparken demirinden, çimentosundan esirgememiş, tam yapmış. En ufak bir hasar yok. İyi maşallah. Hafif hasar, hafif çatlak falan var. Onlar da her evde var zaten Malatya'da. Her evde var zaten. Çok sağlam yani bu açıdan. Anladım. Navlunlu demirler zaten o kullanılmış. 2000'den sonra olduğu için genç idealist bir mühendis olunca demirden, çimentodan çalmayınca yapılarını sağlam, güvenli, sağlıklı oluyor. İnşallah. Allah hastalığı oturmayı nasip etsin. Amin, devam etsin inşallah. Teşekkür ederiz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın memleketimize, ülkemize. Mert, gösterebildiğin kadar göster. Bina yani hani diyor şu film sahneleri olur ya değerli izleyenler. Dehşet verici, savaş sahneleri, film sahneleri. Bir benzeri şu an Mert ekranlarınıza getiriyor.
Eski binayım zaten belli. Yani demir kullanılan demirden belli, betonun o kalitesinden belli. Artık betonun kalitesini gözle görebiliyoruz değil mi Mert? Yani yıkılan evlerde mesela geçenlerde biliyorsunuz Besta konaklarını oraya çekmiştik. O bina bence yani biraz iyiydi yani. Yani güçlendirilse belki kurtarılabilirdi o bina ama işte bu binanın mesela güçlendirecek bir tarafı kalmamış değerli izleyenler. Yani güçlendirsen ne olur? Güçlendirsen ne olur bu binayı? Zaten kendini bırakırdı. Allah'tan da yıkılmamış deprem esnasında. Çok şükür buradaki vatandaşlarımız sağ salim bu binalardan inebilmiş ama işte bundan sonra oluşabilecek herhangi bir depremde ise çok risk gösteriyordu bu binalar ve yıkılması da devam ediyor zaten. Umarım kısa sürede de bu binanın yıkımı gerçekleşir. Bir an önce de kaldırılır buradan. Merhabalar. Sizin binanız mıydı? Hayır, ben buranın muhtarıyım. Ha öyle mi? Evet. Elif Gemici, Ataköy Mahalle Muhtarı. Ataköy Mahalle Muhtarı. Ben sizlerden şikayetçiyim. Nasıl şikayetçisiniz? Muhtarları dinlemeden, yani görüşlerini almadan muhtarları kötülüyorsunuz. Nasıl kötülüyoruz? Evet, yani geçerken hele bir de gelin bizim yanımıza, bizle bir görüşün. Ne yaptık? Onu ben o gün bugün, mesela yok, ben sizin programlarınızı istiyorum. Hani muhtarları hep kötülüyorsunuz. Muhtarlar ilgilenmiyor. Bak ben, gerçekten onu, ben... Onun açıklamasını yapayım size. Evet. Şimdi, ben yaklaşık bir yıldır sahadayım. Evet. Bir yıldır vatandaşlar muhtarlardan şikayetçi. Ama yani bir şikayetçi. De... Ben şikayetlerini diliyorum. Evet. Gözümle gördüğüm, tanık olduğum bir sürü olay var. Ben hepsini o cümleyi kurarken şunu söylüyorum. İyi muhtarları bir kenara bırakın. Yani bir de üstünüzü bizleri görüşün. Eğer ki, evet. Eğer ki siz kendinizi iyi görüyorsanız siz üstünüzü almayın. Tabii ki ben işiniz, o gün bugündür depremden beri. Benden yana bir sıkıntı yok. Evet, depremden beri sahadayım. 7/24 sahadayım. Eyvallah. Yani bunu insanlara da sorabilirsiniz. Gerçekten her yerde insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O deprem gecesinden beri sahadayım ben. Eyvallah, bakın evet. Ben söz söylüyorum. Aynısını aşağıdaki mahalle muhtarımız için de söylemiştim. Yani evet. Sen eğer ki işini tam iyi yaptığına tabii inanıyorsan... Tabii ki, tabii ki. Benden yana hiçbir sıkıntı yok ama sen o yardım döneminde, çadır döneminde hısımla, akrabana dağıtırsan... Hayır, 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 kesinlikle. Hiç yapan, kimse bunu söyleyemez şey, bana. Benim bunu için. Bunu yapan muhtara söylüyorum ben. Evet. Benim demek istediğim cümle bu. Yani siz kim üstüne alınıyorsa alınsın. Yok, üstüme alınmıyorum da diyeyim ki önceden bir de gelin bizi dinleyin. Muhtarlıkları ziyaret edin, ondan sonra... Yapıyor, İmran arkadaşım evet, zaten geziyor evet. Muhtarlarımızla. Ben daha görüşmedim kendisiyle. Mahallenizde durum nedir? Vallahi mahallemde ağır hasarlar gerçekten çoktu. Bu 16. yıkımımız oldu. 30 tane kadar da orta hasarımız var. Orta hasarlar da tabii ki belediyeye başvuru yapmayanlar yıkılacak. Yani orta hasarların %90'ı, 95'i de yıkılacak. Çünkü hepsi bayağı kötü. Hepsi başvuru yaptı mı? Yok, yapmadılar başvuru. Şeye başvuru yapmadılar. Belediyeye herhangi başvuru yapmadılar. Birkaç bina yaptı. Başkası yapmadı güçlendirme için. Peki ne zaman biter sizin bu işleriniz? Ağır hasarımız bitiyor. Bu son. Son bina. Evet, ağır hasar son. Şu gördüğünüz orta hasar. Orta onlar da başvuru yapmadılar. Direktmen yıkımlarını istiyorlar zaten. Ha. Bunun gibi binalarımız çok. 30 tane kadar var. 30 tane kadar evet, var. Evet, evet. Evet. Büyük ihtimal bunlar da ne, kaç yıllıktır? 30 yıl var mı bu binalar? 40-50 yıllık var mı binalar? Evet. Bak bu gördüğünüz bina o kadar çürük çıktı ki bir vurmayla makas hemen gitti. Kolonlar o kadar zayıfmış ki. Allah korumuş Allah. Evet, doğru söylüyorsunuz. Allah korumuş. Evet, evet. Bakalım inşallah düzelecek. Peki, el birliğiyle. Sizin burayla ilgili belediyeyle bir görüşmeniz oldu mu? Ne diyorlar? Yani kentsel dönüşüm uygulanacak yok, mı, uygulanmayacak kentsel mı? Kentsel dönüşüm şimdilik uygulanmayacak mahallemizde. Hı. Dediğim gibi 16. yıkımımız oldu. Ama halk isterse yani bunun başvurusunu yapacağız. İnşallah. Evet. Hayırlısı olsun çünkü bu boşlukların dolması gerekiyor muhtarım. Yani evet, burası Mardin'in en aktif mahallelerinden bir tanesiydi. Evet, evet. Yani ticari alan değildi, yaşam alanıydı burası. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hasan Bey Caddesi olarak da gerçekten ağır hasar, orta hasarlarımız bayağı çok. Bu cadde bayağı gitti. Bir de muhtarım bunu her yayında da söylüyorum da çizgi burası olmuş sanki. Evet. Yani. Bunun bu çizgiden sonra üst taraflarda fazla bir sıkıntı yok ama alt tarafı evet bayağı kötü durumda, doğru söylüyorsunuz. Geçmiş olsun sizlere de. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Kolay devam gelsin. Ederim. Değerli izleyenler, burada da şu orta, muhtarımın az önce belirttiği gibi orta hasarlı bir binadan malzemeler varmış demek ki hala. Onun şeyi yapılıyor. Nakliyesi yapılıyor. Sizin ev mi? Gelelim mi Mert, gel. Sizin ev miydi hocam? Yok abi, ben taşımacıyım. Taşımacısınız. Evet, evden eve taşımacıyız. Kolay değil herhalde bu iş. Tabii orta ki. Orta hasarlı binalara girmek. Orta hasarlı binalara giriyorsun. He. Ne bileyim, Allah yardım eyle insanlarımıza. Bu nakliye ne kadar mal oluyor asansörle beraber? Asansörle beraber abi. Bir dakika.
İndirme yok. Şimdi şöyle bir şey, eşeğe göre şey yapıyor. Az eşeği olduğu zaman 7000 lira, 8000 lira. Asansör dahil mi? Her şey içine. İçlik dahil. Tabii ki. Hepsi içine 7000 lira. Keşke o deprem zamanı da bu rakamlar deprem olsaydı. Deprem zamanı. Deprem zamanı çok yüksek dışarıdaki, fiyat aldı. Sizin sektör çok fiyat aldı. Dışarıdaki insanlarımız şeyi batırdı. Ben 17 bin lira. Ben Malatyalılarla taşıttım. Benden öyle bir fiyat aldılar ki inanılmaz yani. Kaç lira aldılar hocam? Valla 20 küsür bin lira para verdiler. Kaçıncı kattı? Birinci kat. Yani o deprem fırsatçılığı fazlasıyla yaşadık. O insanlar o parayı yiyemez ki. Valla yiyorlar. Asla yiyemez. Çözülür mü? Çatır çatır yiyorlar. Yok yok, emin ol ki yiyemiyorlar. Şimdi bak, Ankara'nın firmanın insanı, bir iki tane firmamız geldi. En azı deprem zamanı iki tane asansör şeyin altında kaldı. Göçüğün altında kaldı. Niye? Bazı vatandaşların şeyini, hakkını yedi diye. Ondan dolayı zarar gördü. Ben şeyden başladım, depremden başladım. 1,5 milyon lira. Şey, indirme 1,5 lira. Şeyine beraber doldur boşalt 3 lira. Elemanlarımız 1000 lira. Depremden önce ne kadar yapıyordun bu işi? 1,5. Depremden önce, 6 Şubat'tan depremden önce. Depremden önce de 600 liraya yapıyorduk. İşte bak, sıkıntı yani, bu. Ama bugün, anlatmak isterim, sıkıntı ama bu. Bugün, yani sen 600 lira yaparken. Ama bugün 43 lira. Hadi 1000 lira yapaydın, 1,5 yapmışsın. Neredeyse 3 katı. 43 lira bugün mazlum litresi. O zaman kaçtaydı abi? O zaman da 28-29 liraydı. 26-20 yani değişen bir şey yoktu yani. Yani ama işte elemanlara zam geldi. Elemanlar şu anda 1000 liradan aşağı gelmiyor. 1000 lira elemanlar. Sen bugün... Bir ev için değil mi? Tabii ki, tabii ki. Bir ev için 1000 lira istiyorsun. Evet. Günde kaç taşıyorsun? Ya bir tane oluyor, iki tane oluyor. Belli olmuyor. Eşeğe göre bir tane kamyonumuz var. O kamyon dolduğu zaman bir tane eşeğe taşıyor biliyorsun. Ama bugün küçük kamyonlarımız olduğu zaman iki tane eşeğe yapabiliyorsun. Ben sizin işinizi bölmeyeyim. Teşekkür ederim. İndirmeye devam edin. Kolay gelsin. Ama seninle aynı fikirde değilim o konuda. Ben aynı fikirde değilim. Çünkü değerli izleyenler, o süreci hepimiz biliyoruz. Yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz zaten işte. Ben 20 küsür lira para verdim. 20 küsür bin lira para verdim. Şimdi 7 liraya kadar düşmüş. Allah sonumuzu ailesin. Abi nasılsın? İyisin? Nereye böyle? Komşuya gidiyoruz. Komşuya gidiyorsun. Nasıl gidiyor abi? Evleriniz nasıl? Vallahi iyi değil ya. Nasıl? Yıkıldı mı? Bir torunum, kızım, damat, o şey var ya, eski teker biraz. Onun karşıdaki apartmanı. Öyle mi? Mekanları cennet olsun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Yaranızı tekrar açmak istemiyorum. Zor bir süreç. Allah mekanlarını cennet eylesin. İnşallah biz de üçüncü günü Kur'an okutmaya gidiyoruz. Anladım. Tüm dualarımız. Allah onlarla. Razı olsun abi. Sağ olun. Ablam kolay gelsin. Denk geldiğimiz abimize bak. Geriliyorum böyle, insan ölümleri hissedince, yaşayan insanları görünce ben de çok üzülüyorum. Duygulanıyorum. Hülya Kaya, sen diyorsun ya, siz beni, bizim neler yaşadığımızı nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz? Hakikaten öyle. Biz neler yaşadık, neler yaşadık? 6 Şubat'a yaklaşıyoruz. 6 Şubat sabahını Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Öyle günlerden geçtik ki anlatamam. Dedim ya değerli izleyenler, neyse, normal programımıza dönüyoruz. Malatya'daki sorun ve sıkıntıları anlatmaya devam ediyoruz. Normalde biz emeksizin başına hemen Malatya Sesi'nin oradan başlayıp aşağı doğru ilerleyecektik ama buradaki yıkımı görünce de mecburen bir gösterelim istedik. Ondan dolayı sağ olun, nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok, burada yaşamıyorum. Ha. Merkez Çarşı'da yaşıyorum. Anladım. Şey mi? Geziyor muydunuz bu arada? Yani yok, kamera almasa. Tamam. Çalışıyorum. Anladım. İşten diş Anladım. İçin gelmiştim bu Allah tarafa da. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ devam edelim. Mert, buralar görüyorsunuz yol kapalı diye biraz sakin değerli izleyenler. Sağımız solumuz hep evlerdi ama işte hala yıkılacak evler de bekliyor yani değerli izleyenler. Yıkılmayı bekleyen bir o kadar da bina var. Mahkemelik birçok bina var. Şimdi aslında şu yıkımlar varken şu mahkemeler de biraz hızlansa, bir an önce sonuçlansa, ona göre de yıkımlar devam etse yani. Bir sene daha bu yıkım görüntülerini görmeyelim. En azından bundan sonraki aşamamız da inşaat aşaması olsun. İnşaatların görüntülerini ekranlara getirelim. Diyelim ki işte Malatya'da şu mahallede
yerine dönüşüm uygulanıyor. Şu mahalle emlak konut girdi. Şu mahalle yükselmeye başladı. Bunların haberlerini yapmak istiyoruz ama işte. Mahkeme süreçleri bayağı uzatıyor. Yıkımları da uzatıyor. Yani bugüne kadar yıkılsa belki hemen proje alanına dahil olacaktı ama bazı vatandaşlarımız inat ediyor. Binam sağlam veyahut da değil. Artık onu bilim karar verecek. Bilim insanları karar verecek. Yine başka bir binanın yıkımı gerçekleşmiş. Yan tarafı böyle yıkık dökük kalmış değerli izleyenler. Normalde bu yıkım yapan firmanın buraya gelip hemen düzeltmesi lazım ama yapmamışlar. Buradan yıkıp uyaralım ama yok Mert. Demek bu bina da sıkıntılı. Bu bina da yıkılacak, ondan dolayı yapılmamış. Onu da belirtelim. İşte klasik Malatya'nın evlerinin sorunları. Canlı yayındayız. Eyvallah. Efendim abla. Ses nereden açıldı abla? Açıldı. Buyur abla. Ben de sizin bu Malatya TV'yi mutlaka bir yerde görmek isterim. Neredesiniz? Sizin eviniz nerede? Aşağıda. Yıkılan o yer, Akınar'ın ocu var. Yukarısı. Talibim var. Geçen geldi, keşke gelseydi teyzeciğim ya. Aynen, ameliyat olmuş. Öyle mi? Tamam, ben kızınızdan isteğinizi, talebinizi öğrenmeye çalışayım, tamam mı? Bu telefonla düzgün irtibat kuramıyoruz. Problem yordu ablacığım? Valla annem sormak istiyor, ben de bilmiyorum. Tamam. Teyzeciğim, senin problemin ne? Problemim benim işte... Cumhurbaşkanıma bildirilmesini istiyorum. Erkili kanalına. Anlamadım, ne dedi? Ne dedin ablacığım, anlamadım dediğini. Araba geçti, anlamadım. Cumhurbaşkanıma benim durumumu iletmenizi istiyorum. İsmin ne? İsmin ne ablam? Zühre Vural. Zühre Vural. Zühre Vural. Tamam Zühre ablacığım. Bir de Cezmi Kartay'ı mahvettiler iyice. Bu sefer de Kışa Caddesi'ni elimizden alacaklar. Artık dur dinlediniz. Anladım. Zaman. Anladım. Tamam. Duydu herkes. Tamam. Teşekkür ederim ablam. Kolay gelsin. İnşallah ablam. Geçmiş olsun sana da. Nasılsın abi? Sana helal olsun. Hoş olsun. Sıkıntı yok. Helal olsun. Malatya'nın tüm şeylerini sen şeydisin. Eyvallah. Helal olsun. Her zaman da seni seyredeyim ben. Eyvallah. Sağ olasın. RTV'yi açayım. Her zaman da seyredeyim. Allah razı olsun. Malatya'nın en büyük kanalı Malatya'nın RTV. Eyvallah. Başka kanal yok. Teşekkür ederim. Senden başka da kimse yoktur. Helal olsun. Anlatmaya devam edeceğiz abi. Helal olsun sana. Sağ olasın. Görüşürüz. İşin rast gelsin. Sağ olasın. Allah'a emanet. Kolay gelsin. O binayı Mert bundan dolayı olmuş herhalde. Bu binayı da yıkılacaklar. Zaten binanın deseninden boyasından belli. Eski bir bina. Herhalde yıma binaya da benziyor Mert bu ya. Eski yıma apartmanlar var ya, bodrumsuz gibi. O binaya benziyor. Devam edelim, gel. Malatya Lisesi'ni özleyenler için bir Malatya Lisesi'nin dış panosuna gösterelim Mert. Malatya Lisesi'ne doğru yaklaşıyoruz. Buranın mezunu çok. Eski ismiyle Turan Emeksiz Lisesi. Malatya Lisesi. O bölgeye doğru ilerliyoruz. Eğitim devam ediyor. Malatya Lisesi'nde sıkıntı yoktu değerli izleyenler. Elazığ depreminden sonra güçlendirmeler falan yapılmıştı bu okulumuzda. O yüzden bu okulumuzda fazla bir sıkıntı yok. Zaten eğitim öğretimi deprem sonrası da başlayan okullardan bir tanesiydi. Hatırlarsınız, çekmiştik, öğretmenlerimiz kapıda oturuyorlardı. O depremin daha Nisan Mayıs gibi geçen sene. Malatya Lisesi'nde fazla bir sıkıntı yok. Pansiyon kısmını falan da göster Mert. Çünkü kalanlar çok oldu buralarda. Hatıralar var, anılar var. Malatya Lisesi. Sıkıntı yok değerli izleyenler. Aşağıdaki Cumhuriyet Lisesi değil mi Mert? Aşağısı da Cumhuriyet Lisesi değerli izleyenler. O süreçte yapılmıştı. Zaten o yeni bina. Bu Malatya Lisesi daha eski bir bina. Buraları da gösterelim. Malatya Lisesi'nde fazla bir sıkıntı yok. Emeksi'ye doğru ilerliyoruz değerli izleyenler. Emeksi'ye doğru ilerleyelim. Emeksi'deki durumu da sizlere aktarmaya çalışalım. Malatya'da güneşli bir hava var değerli izleyenler. Fazla soğuk değil bugün. Yalan söylemeyeyim. İdare edecek bir soğukluk var ama işte güneşli hava, karın etkisi hala devam ediyor. Kar yerden hala kalkmış durumda değil yani. Özellikle enkaz alanlarında. Meydana doğru ilerliyoruz. Tam Paşa Köşkü, Cengiz Topel, Emeksiz Kavşağı'nın olduğu noktaya doğru geldik. Burası da zaten yürüdüğümüz yolda Hasan Bey Caddesi. Emeksiz Caddesi'ni göstermek istiyorduk. Oraya doğru ilerleyelim.
Şehir sakin. Onu söyleyeyim. Şehirde sakinlik hakim. Bu alanlarda özellikle Paşa Köşkü'nde yaşayan var. Başarık bölgesinde yaşayan çok, onu söyleyebilirim. Yavaş yavaş emeksin olduğu noktaya doğru geldik. Böyle maske içilebilir su getiriyor değerli izleyenler. Böyle belli başlı yerlere koymuşlar. Vatandaşlar da gelip buradan içilebilir suyu bidonlara, eski su şişelerine dolduruyorlar, evlerine götürüyorlar. Çünkü sularda hala sıkıntı var. Deprem oluyor, hemen suyun rengi değişiyor değerli izleyenler. Yani şiddetli bir deprem hissettiğimiz an bilin ki bir hafta o suyu içemiyoruz. Sadece banyo ve temizlik işlerinde kullanılabiliyor sular. Onu da belirtelim. Şöyle gel Mert. MX'deki boşlukları da göstermeye başlayalım. MX Caddesi de bayağı boşaldı. Mert buraya gel istersen yanıma doğru, önüme doğru. Şöyle boşlukları göster. Burada birçok ev maalesef asrın felaketinde. Şu kareden göster istersen Mert. Buralar hep evdi değerli izleyenler. Biliyorsunuz buraya güneş bile düşmezdi. Yani güneş düşmezdi bu caddenin üzerine doğru dürüst. Özellikle bu aylarda. Ama maalesef evlerin yıkılması sonucu bu güneşte bu cadde üzerine görebiliyoruz. Bir de yüksek katlı olması da tabii ki binaların bu iki sokak arasını az gösteriyordu. Efendim abi. Niçin kamerası? Canlı yayındayız, gösteriyoruz, sağa sola gösteriyoruz. Bir diyecek varsa söyleyeyim. Ne diyeceksin? Yani hükümetten dolayı, belediye başkanlarından dolayı. Park et gel istersen. Şimdi trafikteyiz, seni bekletmeyelim burada. Biz aşağı doğru gidiyoruz. Gelirsen konuşuruz. Yani düzen yok. Türkiye'de pek düzen yok. Evet, düzen yok. Düzeni rana sağlamamız lazım. Görüşürüz. Oldu. Sağ ol. Abim düzenden şikayetçi. Ülkede... Buradaki binaları almak da zordu değerli izleyenler. Bakın şu hemen Mert, Ali Rıza Aksoy apartmanın yanındaki bina işte. Buradan almışlar ama alırken de nasıl almışlar Allah yardımcı olsun. Hakikaten şu binaya fazla bir zarar vermeden vermişlerdir belki de, tam bilmiyorum ama. İşte o zamanın işçilikleri değerli izleyenler bakın. Yani kaç katlı binalarda saçma sapan işler yapmışlar. Böyle bir tuğla dizimi mi olur yani? Kaçak göçek yaptığın zaman, işten çaldığın zaman, malzemeden çaldığın zaman... Yok yok, biz ne zaman adam oluruz? Zor adam oluruz. Bu kafayla gittiğimiz sürece de olmayız. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Nereye böyle? İşe. İşe gidiyorsunuz. Nerede çalışıyorsunuz? Kurs merkezinde. Kurs merkezinde. Öğretmen misiniz hocam? Yok, hayır. Çalışansınız orada. Evet. Nasıl, evlerinizde durumlar nasıl? Bizim ev yıkıldı zaten. Neredeydi? Akpınar. Oo, geçmiş olsun. Şimdi nerede kalıyorsunuz? Toki'deyiz. Toki'de kalıyorsunuz. Evet. Eviniz mi vardı yoksa kiraladınız evlendik, mı? Evlendik, oraya geçtik. Evlendiniz. Evet. Allah hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizleri. Bir sıkıntınız, derdiniz varsa alalım. Yok şu an. Hani aklıma bir şey gelmiyor. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Allah herkese iş kaydı versin diyelim. Amin. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyorum size ayrıca. Evlenmiş ablamız. Taşınmış. Gel Mert, yavaş yavaş aşağı doğru gidelim. Buralarda hep evler var değerli izleyenler. Görüyorsunuz. Yani bu evler yıkılınca da arkaların kötülüğü çıkıyor. Diyorum ki bu evler yıkılınca da bu arka evlerin kötülüğü de ortaya çıkıyor kötülüğü aslında. Kötülüğü çıkıyor aslında gerçekten. Yani şehrin durumu bir röntgen çekilmiş gibi oluyor yani bu şekilde. Aynen öyle hocam. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Dişçiye gelmişsiniz. Dişçiye geldik abi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Siz nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun. Gel buraları çekelim. Allah size. Razı olsun. Hep gösteriyorsunuz. Her akşam sizi izliyoruz. Allah razı olsun abi. Zaten bir tek siz Malatya'nın sesini duyuruyorsunuz. Başka da duyuran olmadı. Memleketin kanalıyız. Memleketin sesi, evet. Olmaya çalışıyoruz. O yönden bir şüpheniz olmasın yani. Memleketin menfaatine ne varsa biz RTV ailesi olarak. Teşekkür ederim. Hülya Kaya'da, ben de, Fatih Avcı da, Esma Karadoğan da, yani yeni programımız başladı. Er Meydan'daki bütün yorumcularımız da, Burhan abi de, Mahir abi de Malatya'nın sesi olmaya her çalışıyoruz. Her akşam izliyoruz sizi. Eyvallah. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Malatya'mızı tanıttığınız için. Eyvallah. Bir tek bizim sesimizi siz duyurabiliyorsunuz. Eyvallah. Senin bir sorunun sıkıntın var mı abi? Ya sorunumuz işte... Parlı kalmış, başını gitmiş. Evet. Malatya kalmamış. Allah yardımcımız olsun abi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yengemi de fazla bekletme. Evet. Görüşürüz abi. Zaman canlı yayındayız şu an. Görüşürüz. Akşam 5.30'da tekrar izleyebilirsiniz. Ümran, ismini söylemeyi unuttum. Ümran arkadaşımız da her an sahadayız zaten. İki kişi yani Ümran'la ben
hep sahadayız. Ümran muhtarlarla programlar yapıyor. Bense genelde biraz sahada daha aksiyonlu programlar çekiyoruz Mert'le beraber. Abi ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Gel geldin, ha geldik. Gel abi, hoş geldin. Ha. Buyur abi. Şimdi adam söyle derdini yanacağız. Ama bakacağım nasıl olacak. Ne yap, dert ne? Şimdi abi neyi soruyorsunuz siz yani? Biz genellikle sorun sıkıntıları öğrenmeye çalışıyoruz. Siz evet. Ne iş yapıyorsunuz burada? Ben aha bu gel gör abi beni. Evet. Ben de gizli abi. Sizin şubeleriniz de vardı galiba. Evet abi var. Ne oldu abi onlar? Biri yıkıldı, biri duruyor. Biri yıkıldı, biri duruyor. Burası duruyor, başka? Bir de Rabia Parkı'nın oradaki duruyor. Rabia Parkı'nda. Kaybınız çok oldu mu? Oldu. Ne kadarlık kaybı yaşadınız? Yani nasıl diyeyim, her dükkanda aşağı yukarı 1000-1500 liralık. Ha, 1 milyonluk, 1,5 milyonluk var demek ki. Peki onun şeyini devlete vermiş miydiniz? Bildirisini verdik. Herhangi bir dönüş oldu mu onunla ilgili? Kesinlikle olmadı. Herhangi bir ne arayan ne soran hiçbir şey olmadı. Aynen, vatandaşlar da onu bekliyor biliyor musun? Bazı artı yani evi yıkılan vatandaşlar. Yani deprem yani oldu, Allah da geldi ama o günde bugüne aşağı yukarı bir sene geçti. Hiçbir yetkilimiz, hiçbir milletvekilimiz, mevcut olan belediye başkanımız, hiçbiri bu sokakta geçip de milletin halini hatırlıyor. Hiçbiri demedin aslın. Seçim geliyor. Hiçbiri demedi. Tamam. Seçim yaklaşıyor. Evet. Ne diyeceksiniz onlara? Onlara ne diyecek? Bunlara hayır diyecek. Yine güzel biri gelirse evet, yoksa da oy kullanmaya gitmeyeceğiz. Allah Allah. Evet. Olay bu. Tercihinizi yapma ama bence. Tercih yapacağız da yani işte güzel böyle aktif çalışacak biri gelirse baş üstüne gideceğiz ama normal bunlar gibi aklımızda az şüphe olursa gitmeyeceğiz. Bunlar gibi bunlar gibi olacaksa gitmeye gerek yok. Malatya hangisi geldi de birine bir şey konuştu? Kime faydası oldu? Şöyle bu mi? Arkadaş da depremzede, o da. Hiçbirinizin yanına gelen oldu mu bir yetkiliden? Kimse gelmedi. Hiçbiri geldi mi? Yok. Bir yıl geçmişler. Kim geldi? Ne belediye başkanı, ne milletvekilleri. Yani konuşuyoruz ama boş. Kala alan şeyden yok. Ya aslında boşa konuşmuyorsunuz. Yani evet. Sonuçta bu insanları ya. Biz seçiyoruz. Bakın yani şu evet. Belediye başkanında iktidarı da muhalefet de biz seçiyoruz. Şimdi evet. Burada hepimizin fikri aynı değildir. Sen başka partiye oy vermişsin, ben başka partiye parti oy vermişsin. Parti önemli değil abi. Parti değil, isim önemli değil. Evet. Sonuçta oyu verdik. Aynen. Biz seçtik. Ama bundan sonraki süreç önemli. Şimdi depremzede olarak biz ne yapacağız? Yani herkes kendi sabahsını ayakta durmaya şey yapıyor. Yetkililerde herhangi bir fayda, herhangi bir şey güç görmedik. Net bir açıklama diyor. Şimdi mesela herkes yani, bana diyor ki işte ya emeksiz ne olacak? Vallahi belli değil. Yani emeksizle kentsel dönüşüm girecek mi, girmeyecek mi? Yani net bir açıklama da yapılmıyor yani, insanlara. Şimdiye kadar bir gün gezer birisi derdi ya, durumunuz nasıl? Yani benim arabamın vergisi abi 1100 liraydı. Benim arabamın vergisi olmuş 2200 lira. Yani %100 zam nereye kadar yani? Araba neydi? Peugeot Beeper. Ha, Beeper. He, Peugeot Beeper 1100 liralık vergi olmuş 2200 lira. Zam üstüne zam. Ne olacak bu millet de isyan edecek tabi ben sonunda ya. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Yok, ben ileride aşağıda. Aşağıda bir işim siz var. Buranın sahibi misiniz? Ha. Nasılsınız abi, iyisiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Ben senin ismini unuttum abi. Özür dilerim. Ramazan. He, Ramazan Şahin abi. Evet. Tamam. Ramazan abi nasılsın? İyisin çok abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Hamd olsun abi. Teşekkür ederim. Koşturmaca devam edelim. Evet. Allah kolaylık versin. Doğukan'la görüşüyorum. Doğukan'dan biliyorum. Doğukan kayınbabasınız. Aynen öyle. Sağ olasın. Nasılsınız? İyisiniz. Geldik bu mahalleye çekiyoruz. Sizde durumlar nasıl abi? Vallahi ben Tecide yolunda oturuyorum. Orada hiç yıkım yok. Çok şükür oralar iyi ama. Zaten en iyi yerlerden bir tanesi. En güzel yer orası, evet. Yani merkez olarak zaten biliyorsunuz tamamen çöktü. İş yerimiz Akpınar'daydı benim. Orada yıkıldı. Malzeme gitti mi abi burada? Efendim? Malzemeleriniz gitti mi? Tabii. Yani çok sıkıntı oldu orada. Hı-hı. Ama çok şükür yani bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ama Malatya'nın genel durumunu sorarsanız bana göre işlev açısından çok kısıtlı gidiyor. Yani süreç çok işlemiyor. Nasıl işlemiyor? Yani mesela biz depremin olduğu günü bir hatırlayalım. Ne dendi? Bir yıl içerisinde Malatya hazır olacak denmişti. Yani evler yapılacak, iş yerler yapılacak. Ama bu şunu gösteriyor ki 10 yıl en azında, değil mi? Görünüyor yani, ben gördüm o. Ben evet. Senin fikirlerini dinliyorum şu an. Ben sana karışacağım. Daha soracağım soruları unutmayın. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Tabii halk da şunu sabırla bekliyor. Yani halk şunu söylüyor. Diyor ki biz güveniyoruz, yapacaklar bu işi. Tabii dolayısıyla da sonucu bekliyor. Yani mesela özellikle ben inanıyorum sadece bir Akpınar'ı bakanlık tarafından temeli atıldığı için oranın bir yıl içerisinde teslim edileceği söyleniyor. Ben bunu nereden biliyorum? Mahallelikten biliyorum. Bakalım yani Malatya'nın bir gözdesi orası olacak. En azından bu yük oradan
kalkmış olacak Malatya için. Asıl umutsuzluğumuz ne biliyor musun Ramazan abi? Şimdi insanların düşüncesi şu işte, her yer enkaz, her yer inşaat alanına dönmüş. Yani biraz yükselmeye başlarsa insanlar da umut da artacak. Evet. Yani daha o yükselme başlamadı ama dün TOKİ Başkanı Malatya'daydı biliyorsunuz. Öyle evet, bilmem haberim var. O şeyleri gezmişler, inşaat alanlarına gidip temeller atılmaya başlanmış. Bu benim içimi biraz rahatlattı, yalan yok. Evet. Yani dedim ki en azından bir temel görmeye başladık burada. Evet. Gel yavaş yavaş. Evet. Temel görmeye başladık. Ben zaten değerli izleyenler, o LEDA grup yapıyordu galiba. Evet, onlarla da bir görüşeceğim. Olmazsa gidelim çekelim. Yani görsün vatandaşlarımız. Şunu söyleyeceğim. Özellikle size çok iş düşüyor. Ben RTV'yi de takip ediyorum. Sizleri de özellikle takip ediyorum. Gerçekten başarıdan dolayı da şeyden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yani çünkü şöyle... ben biliyorsun medyanın içerisindeydim. Aynen. Aynı zamanda televizyon yapımcısıyım. Evet, aynı program yapımcısıyım aynı zamanda. Siyaseti çok iyi bilen biriyim. Malatya'da yani biliyorum demek çok doğru değil de ben şey aslında sordum. Malatya'yı bilen biriyim yani açıkça söyleyeyim. Ama siz tam şey noktalarında damar noktalarından giriyorsunuz. Halkı bilinçlendiriyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Malatya halkın nabzını ben şöyle genel olarak bir yokluyorum. Sizin gibi halk çok iç açıcı bir durumda değil. Herkes isyan halinde. İsyan halinde, evet. Herkes isyan halinde. Bu gerçek Ramazan. Ama bunun o kadar ders sıkıntı var ki yani ev yok, iş yok, bazıları için gelecek kaygısı, çocukların olacak kaygısı. Yani her şey üst üste gelince insanlar geriliyor. Aynen. Bakın Malatya'daki gezin insanlar yüzü gülmüyor. Evet. Gülen insan yüzü bulmak çok zor. Aynen, aynen. Bu eski neşemiz yok, eski tadımız yok. Eski ortamın hiçbir yok. Şu an şu cadde ne kadar hareketliydi? Evet. Şu an ne halde? Diyorum az önce yukarıdan gelirken normalde güneş bu caddeye inmezdi. Binalar yıkıldı inmeye başladı. Evet. Yani güneş görmeyen bir yer güneş görmeye başladı. Niye? Evler yıkıldı. Bir de şunu söyleyeceğim ben özellikle şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde belediye başkanı bir değişime gidecek. Tabii Sami Er'in gelmesiyle birlikte daha ne olacağını bilmiyorum. Yok şunu söyleyeceğim yani Selahattin AK Parti öyle bir karar verdi. Selahattin evet. Gürkan'la devam etmeyecek. Etmeyecek biz bunu biliyoruz ama Sami Er'i aday gösterdiler. Evet. Diğer partilerde çalışmalarına devam ediyor. Şimdi Selahattin Gürkan'ın da tabii bu süreci bu iki ayı başıboş bırakmaması lazım. Aynı yani fikirde. Ben şunu yapıyorum. Nasıl olsa ben gideceğim. Halk da beni daha doğrusu yönetim beni seçmedi, halk beni seçmedi gibi havaya girip de Malatya'yı bu iki ay içerisinde kesinlikle bunu yapmaması lazım. Bu belediyeler için geçerli. Bu geçerlidir. Yani Erki Mehmet Çınar da evet, aynı şekilde olursa aynısı. Bu durum söz konusu. Aynen. Onlar açıklamadı da. Evet. İşte Battal Gazi Belediyesi, Osman Güder de eğer açıklanırsa açıklanmasa artık bilmiyorum ne olacağını süreci de tam bilmiyoruz. Ama bugün mesaj gelmiş. Değerli izleyenler, AK Parti aday tanıtım toplantısı yapacakmış pazar aynen. günü. Evet, evet. Neresiydi? Beyda Kapalı Spor Salonu. Yani o yeni yapılan Kapalı Spor Salonu'nda bir tanıtım toplantısı yapacaklarmış. Bilginiz olsun, o günde Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları açıklanacakmış. Dediğine katılıyorum. Evet. Ramazan abi, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yavaş yavaş aşağı doğru ilerleyelim. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Balkan'a selamlarımızı iletirsiniz. Kolay gelsin. Devam edelim Mert. Ramazan abi hakkını helal et. İsmini unuttum. Şimdiden Ramazan abimiz eskiden yine basın mensubu arkadaş abimizdi. Oradan biliyoruz. Bir selam verelim ya. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Selamun aleyküm. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. İyisiniz. Maşallah geziyorsunuz ha. Anlatmaya devam ediyorum. He, ne anlatıyorsunuz? Memleketin durumunu. Memleketin durumu haraben. Memlekette sahibi yok memleketin. Durumunuz nasıl? İşler durumunuz nasıl? Çok şükür, hamdolsun. Oluyor mu? Kendi yağımızla kavruluyoruz yani. Eyvallah, Allah korusun. Ne yapalım? Temeliniz... Terk mi edelim yani Malatya'mızı? Yok, terk etmeyelim. Niye terk edelim? İşte onun için mecbur bekliyoruz burada. Allah kolaylık versin abi. Amin. İstediğiniz temeliniz. Canın sağlığı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Devam edelim. Sağ olun. Burada da değerli izleyenler, Mert şöyle yine göster. Esnaflar büyük ihtimal yıkılan binanın altında esnaflık yapıyorlardı. Oralara böyle konteynerler kurmuşlar. Bu normal konteyner de kendileri yaptırmışlar değerli izleyenler. Kendi öz sermayeyle yaptırdığı konteynerler olarak görüyorum. Gel Mert aşağı doğru ilerleyelim. Boşlukları, derin boşlukları anlatmaya, göstermeye devam edelim. Yine burası işte tek mezara giden yol değerli izleyenler. Tek mezar camisinin olduğu yol burası. Burada da sağlı sollu birçok bina yıkılmış. Zaten tek bir bina kalmış ortada görüyorsunuz. Buralar hep evdi. Maalesef buranın durumu da böyle. Solda bir binamız vardı, o da yıkılmış. Onu da kaldırmışlar. Gel. Mert aşağı doğru ilerleyelim.
eczanelerin olduğu yerler değerli izleyenler görüyorsunuz. Buralar dediği gibi eczaneydi, kendi yerlerine böyle konteynerler kurmuşlar. Şunlar mevcut iş yeri konteyner ama işte ajans bilgisayar. Kendisine özel bir yer yapmış gibi görüyorum. Hemen yan tarafına başka bir yer daha yapılacak gibi gözüküyor. İşte bu boşlukları esnaflar bu şekilde doldurmaya çalışacaklar ama bu buraların yükselmesi lazım değerli izleyenler. Buraların bir an önce imar edilmesi gerekiyor. Tekrardan eski haline kavuşturulması gerekiyor. Emeksiz Caddesi'ndeki boşlukları da an be an ekranlarınıza getiriyoruz. Uzun zamandır gelmiyorduk Emeksiz Caddesi'ne. Buranın sakinleri de çok. Burası da hem ticari alan hem yaşam alanıydı. Genelde atlar dükkan, üstler ev olarak kullanılıyordu. Umuyoruz, diliyoruz. Bir an önce bu Emeksiz Caddemizde bir hal, çare bulunur. Buralarda bir an önce ayağa kalkar. Dedim ya değerli izleyenler, normalde buralara hiç güneş gelmezdi. Binalar yıkılınca şu an bu güneşi fazlasıyla görüyoruz. Aşağı doğru inelim. Tam köşede de bitirelim Mert. Yavaş yavaş inelim buradan. Yine solumuzda da binaların çoğu yıkılmış değerli izleyenler. BİM vardı. BİM'in hemen aşağısı. A101 BİM. BİM'in hemen aşağısı. Buradaki binaların da yıkımı gerçekleştirilmiş. Yine yerlerine esnaf kendi imkanlarıyla bir şeyler kurmuşlar. Boşluğu görüyorsunuz Mert, göster. Göster. Buradaki boşluğu, yani arkadaki mahallelerde yıkılanlar olmuş, buradakiler de yıkılmış. Burası nereye açılıyor biliyor musunuz değerli izleyenler? O dört yoldan yukarı doğru çıkan bir yol var ya, Çiçekçi Doğan. O yolun devamı burası. Şu Mert'in gösterdiği karşı yol, o yolun devamı. O yol buraya direkt çıkıyordu. Görüyorsunuz boşluğu. Göstererek gidelim yani. Yorum yapmayacağım fazla daha. Sağ tarafta da hemen Kerem Hocam'ın yeri, Dente Malatya. O da şeydeydi değerli izleyenler, Dente Malatya biliyorsunuz, Mıhlıdot'taydı. Bina ağır hasar aldı. Ya o bina da nasıl ağır hasar aldı Mert, ben anlamadım gitti ha. Yani 4-5 katlı binaydı, 2 blok birden. Bir tane 8-9 katlıydı. Kerem Hoca'nın olduğu bina az katlıydı. İkinci şubeyi açmış oraya Kerem Hoca. Ağır hasar aldı. Yani nasıl yapmışlar, yeni binaydı ha. Ya kızınca da kızıl oluyor. O kadar da yatırım yapmış hocam ya, vallahi billahi. Yazık günah, hakikaten yazık günah. Nasılsın amcam, iyisin? Abi teşekkür ederim. Nereye böyle? Vallahi eve doğru gideceğim. Bir isteğin, bir sıkıntın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olasın, kolay gelsin. Görüşürüz, devam edelim. Aşağı doğru ilerleyelim. Emeksiz'den aşağı doğru ilerliyoruz. Esnaflarımız da, bizi görenler geleceklerdi, geri kaçtılar içeriye. Mert ne oldu bilmiyorum, bir kavgada içeri girdiler ama. Neyin kavgası bu? Hayır. Neyin kavgası? Neyin bir anda içeri kaçtınız. Selamünaleyküm. Şunun kavgasını yapıyoruz. Akşama kadar dedi ki bu RTV'nin güzel yayıncılar nerede, derdimizi anlatalım diye. Ben de dedim ki bu adamlar geliyorlar, gördüm. Kendisini çağırdım. O da derdini dinliyor. Derdini dinliyor. Derdin mi? Bak abim şu anda bu yol... Sesi biraz alabilir miyiz dışarıda? Yolun etrafındaki toz, pislik. Bu yolları yıkansa akşama kadar insanlar bunu soluyor. Ve 4-5 yıl sonra bu insanlar tamamen kanser olacak. Maalesef öyle. Burası nereye bağlı? Hangi belediyeye bağlı? Bura Battalgazi'ye bağlı. Battalgazi Belediyesi'ne seslenelim. Geçen gün hatta ne oldu? Mert bir kilo versene bize. Şöyle oldu değerli izleyenler. Cezmi Kartay'da biliyorsunuz. Aynen. Cezmi Kartay'daki yıkıntılar olmuş. Temizlenmemişti. Kimse de ilgilenmemiş. Yayında söyledik, hemen geldi yaptılar. Burayı da söylüyorum. Tayfun takip ediyorsundur büyük ihtimal. Battalgazi Belediyesi, Osman Başkanımızdan rica edelim. Gelsin bu caddeyi bir temizlesinler, tertemiz etsinler. Yani artık içerileri de bak şu eşyaların üstüne bak. İstediğin kadar öyle temizlik yap. İki dakika sonra ve insanlar ağzını tutarak yolda gidiyor. Bu şey, yıkım olduğu zaman nasıl abi? Yani ortak yani sözde burada artık yıkım da kalmadı. Yani şu anda temizlik yapsalar bu yıl yıkılacak bina var mı peki bildiğin? Tabii. Bak, neresi? Bitişik'teki bina. Bitişik'teki bina. Tabii yıkılacak. Oralar yıkılacaklar. Aha. Mahkemelik mi abi, ne bunlar? Yok. Bekliyor. Bekliyor öyle. Evet. İşler nasıl gidiyor abi? İş yok abi yani. Allah Allah. Tabii. Deprem ilk zamanları sanki biraz iş oldu mu? Yok. Yani insanlarda para yok. Ondan dolayı iş yok. Sen oturma burada grupları şimdi ne kadar mesela, orta halli bir kanepe alayım desem ne kadar alıyorsun? Yani kanepeyi şu anda nakit 5,5'a sattığımız halde müşteri bulamıyoruz. 5,5'a satıyorsunuz ama müşteri bulamıyorsunuz. Müşteri bulamıyoruz. Oturma grupları falan ne kadar? Oturma grupları 18 binden başlıyor. 18 binden başlıyor. Allah kolay versin. Sağ Sela da verilmeye başladı Cuma günü. Ne abi? Beni kaydalmayın da ben... Kaydalacağız. Biz canlı yayına geldik biz buraya. Hayır, şunu belirtelim şimdi. Burada bir senedir internet yok. Ondan fazla kez belirttik.
Burada serverlar var. Bizim web sitesi ve mağazaları arası telekomünikasyon için. VPN kurmuşuz. Hiçbiri çalışmıyor şu an. Bir seneden fazla oldu. Türk Telekom'a söylüyoruz. Kesinlikle herhangi bir icraat yok. Geliyorlar, bakıyorlar. Arkadaşlar gelip deyip gidiyorlar. Tamam, iletelim. Bu sorunu iletelim. Emek Caddesi'nde genel bir problem bu. Hiçbir mağazada çalışmıyor. Genel problem. Bu caddenin genel problemi. Aynen. Bir senede de çözülmedi. Deprem zamanından beri çözülmedi. Mobil veriyle yapabiliyor musunuz bu işi? İşte şu an zaten öyle yapıyoruz. Superbox tarzı denen cihazlar var ya. Ondan dolayı da bizim çok büyük bir zararımız oldu. Tabii maliyetli bir iş o iş. Maliyetinden ziyade bizim serverlarımızı hacklediler. Oranın Superbox'la bağlantı olduğu zaman güvenlik zafiyeti oluyormuş. Öyle mi? Bizim serverlarımız, içerideki açık hesapları tuttuğumuz bütün kayıtlarımız hacklendi. Bizden 20-30 bin dolar fidye istediler. Öyle 8 ay falan da öyle bir mağduriyetimiz oldu. Yeni çözdük zaten o sorunu da. Sağ olsun bir firma bir yere yönlendirdi. Ondan sonra o sorunu çözdük. O da bize çok maliyetli oldu. Geçmiş olsun. Bu ilk defa böyle bir bilgi duyuyorum. Deprem sürecinde ilk defa bu bilgiyi alıyorum yani sizden. Bizim başımıza geldi bu arada. Gerçekten öyle bir durum oldu. Yani ortalama ondan dolayı da 300-400 bin lira zararımız var. Çok geçmiş olsun. Biz aşağı doğru ilerleyelim. Şeyde Zaviye Mahallesi'nde Türk Telekom, Türksel hiçbiri çekmiyor. Mobil internet olarak mı? Cep telefonu. Cep telefonu. Hiçbiri orada çekmiyor. Orada çünkü yıkılan çok oldu. Büyük ihtimal... Yok önce de çekmiyordu. Önce de çekmiyordu. Evet. Biletelim abi. Tamam. İnsanlarda şöyle bir algı var. Paşaköşü Mahallesi olunca karşı taraf buraya hizmet vermeyelim bir algısı var, onu belirtmek istiyorum. Yok istiyor, yok ben o fikirde değilim. O sen de aynı fikirde değilim. O ayrı bir şeye gidiyor sen dediğin. Yok. Aman öyle bir ayrım yok. Malatya'da öyle bir ayrım yok. Kolay gelsin. Devam edelim kendileri. Ya ara sıra da işte konuşuyorlar. Ne diyeyim ya? Öyle bir şey yok. Malatya'da öyle bir şey yok. Malatya'da herkes dost ve kardeş bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu 80'lerde yaşanan olayların yıl olmuş 2024. Yani unutun bu işleri ya. Bitti bu iş. Abi nasılsın? İyisin? Siz de iyisiniz. Sağ olasın. Geldik. Mahallenizi çekiyoruz. Caddenizi çekiyoruz. Teşekkürler. Durumlar nasıl? İşler nasıl gidiyor abi? Çok şükür abi. Durgun ya. Durgun değil mi? Aynen öyle. Sakinleşti biraz daha. Ya sezon... Kış sezonu nasıldı? Abi şu anda kış sezonu olduğu için böyle sakin devam geçiyorsunuz. Ediyor. Yani. Düğün sezonu nasıl? Yaz nasıl geçti? Yazın iyiydi. Fena değildi. İyiydi değil mi? Evet. Allah kulak versin. Biz senin temennin. Deprem bölgesi olduğu için yani bu aralar pek fazla şey olmaz ama inşallah yavaş toparlarız biraz da. İnşallah. Şu evler teslim edilmeye başlasın. Sizin mobilya sektörü de inşallah biraz daha i̇nşallah. Hareketlenecek. Abi kendinize iyi bakın. Sağ olun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Devam edelim. Boşlukları görüyorsunuz değerli izleyenler. TKDK'nın yanı. Tarım şu aşağıdaydı değil mi Mert? Ha? Orası aşağıydı, artık karıştırıyoruz. Neresi değildi? TKDK'nın yan tarafı komple gitmiş değerli izleyenler. Görüyorsunuz derin bir boşluk. Aşıklar Sokağı mıydı Mert orası? Aşıklar Sokağı yukarısıydı. Yok, burası başka bir sokaktı. Burası da komple gitmiş. Görüyorsunuz Mert ekranlarınıza getiriyor. Derin boşluklar yine Emeksiz Caddesi'nde de oluşmuş. Daha oluşmaya devam edecek. Yıkılmayı bekleyen birçok bina daha varmış. Esnafımız öyle söylüyor. Yine burada başka bir binamız yıkılmış. İşte oraya açılan yollardan bir tanesi. Şeydi değil mi Mert burası? Buhar kurtarmazdan oldu küçük yer. Açmışlar bak yolu en sonunda. En son geldiğimde buralar hep enkazdı. Bu yolda açmışlar. Buradan da direkt o dediğim dört yoldaki Çiçek Çocuğu'nun oraya giden yol değerli izleyenler burası da. Takip ederseniz o yola doğru gidiyor. Aşağı doğru ilerliyoruz. Cuma selası okunuyor. Cuma namazı bugün kılınacak. Gültekinler. Hemen yan tarafında da Tarım İl Müdürlüğü'ne ait bir bina vardı burada. Orayı da yapmışlar sanki Mert abi. Duvarları yıkılmıştı. Bu binayı tekrardan hayata geçirmişler gibi geliyor. Bu binayı tekrardan mı yaptılar? Şu yani, duvarlarını falan? Evet. Çalışıyorlar mı şu an burada? Çalışıyorlar. Ha, çalışıyorlar iyi. Hı. Tamam abi, kolay gelsin. Eyvallah, sana. Sağ olasın. Buranın duvarları falan yıkılmış değerli izleyenler. Yeni sıva olduğu belli zaten. Şu taş duvarlar falan yıkılmıştı. Oraları tekrardan düzenlemişler. Demek uzun zamandır gelmiyoruz Mert buraya. Emeksiz Caddesi'nde uzun zamandır girmemişiz. Buraları gösteremedik. İşte bir binanın yıkım esnasında diğer binaya ciddi zarar vermişler değerli izleyenler. Bu binada ağır hasar olmuş. Sol arka kolonu gösterir misin Mert? Sol tarafındaki arka kolon. Görüyorsunuz bu bina yıkılırken bu binaya ağır hasar bırakmış. Böyle şeyler çok oldu Malatya'da. Yani... Böyle ara binalar alırken yan binalara ciddi zararlar verildi. Ağır hasara dönmüş bu binada. İki katlı bir binaymış. Dükkan artı iki kat. Ama bu bölümü çalışıyor. Abimiz de açmış dükkanı ama
Ne yapsın abi, ekmek parası işte. Ağır hasarlı binada oturuyor şu an. Yavaş yavaş inelim. Süremizin artık sonuna yaklaşıyoruz. Emeksiz Caddesi'ndeyiz değerli izleyenler. Dedim ya, gelirken biz Emeksiz'in başına başlayacaktık normalde. Bu araları da göster Mert, böyle boşlukları olabildiğince göster. Memleketimizin halini, durumunu herkes görsün, bilsin. Burası da Mimar Sinan'a açılan yol değerli izleyenler. Şurada bakın, ikinci el eşya yazıyor. O iki, büyük ihtimalle ikinci elci bir abimizin olduğu yer. Orası da Mimar Sinan'a düz devam ettiği zaman o yolu. Mimar Sinan'a giden yol. Halimizi, hatırımızı bütün il dışındaki, Malatya'daki vatandaşlarımıza gösterelim. Emeksiz Caddesi'nin hali, durumu bu. Derin boşluklar devam ediyor. İşte şu binanın mesela her şeyi sökülmüş bekliyor. Değerli izleyenler, tam Hamidiye Camisi'nin üst tarafındaki bina. Büyük ihtimalle bu da ağır hasar almış. Mert dikkat et, boş. Kablolar mablolar da var. Bu binada neymiş, apartman ismini görebiliyor musun Mert? Göremedim ben. Yani Arçelik'in olduğu bina, Saray Beko'nun olduğu bina. Daha doğrusu bu hani Çırmıklı minibüslerinin kalktığı, Cemal Gürsel Paşa Köşkü minibüslerinin kalktığı yer var ya değerli izleyenler. Onun tam karşı binası. Bu binada her şey sökülmüş, yıkılmayı bekleyen binalar arasında. Burası da. Bitirelim Mert. Hamidiye Camisi'nin önünde bitirelim. Emeksiz Caddesi'nin son noktasında. Alt geçidinin girişinde yayınımızı sonlandıralım. Buradaki boşlukları görüyorsun. Sen de demiştim ya geçenlerde değerli izleyenler. Sevinç Pastanesi'nin olduğu bina. Kimin yanına geleyim abi? Bülent abi konuşsun abi. Bülent abi nerede? Bülent abi gel. Nasılsın abi? İyisin. Sizin çay ocağı var değil mi burada? Burada. Ha, sizin miydi? Abimin. Ha, abinizin de. Buranın değil mi? Burada, evet. Burada duruyordunuz. Evet abi, buradaydı. Yıkıldı. Yıkıldı abi. Yukarıda kahvemiz vardı, yıkıldı. Ha, o da gitti. O da yıkıldı. Devletten sağ olsun hiçbir yardım, pandemide öldürdü bizi. Depremde öldürdü bizi. 1 milyon destek sağlamadı. Sağ olsun devletimiz, bu, hükümetimiz. Bunu kim verdi size? Bunu bizim sağ olsun bir ağabeyimiz getirdi, verdi. Ha, kendi öz sermayenizle mi aldınız? Ha. Anladım. Yani getirdi, devletten aldığınız herhangi bir şey değil yani bu. Yok, bizim odadan verdiler. Ha, odadan. Ha, git de devletin ha, verdiği yani, bir şey bu yani yine. Tamam, anladım. Başka bir şeyimiz yok ama elektriğini, suyunu bağlamak için yine 8-10 milyar para istiyorlar. Hmm. Şu an bağlı mı? Yok, bağlanmadı. Daha işte bekliyoruz ki bağlansın. Ne zamandan beri burası açık? Burası işte 20 gündür falan burada. Ha, 20 gündür burada. 20 gündür burada, işte bağlantılarını bekliyoruz. Bu süre zarfında ne yaptın abi? Boş geziyoruz abi. Ha, cepten yedik. Cepten yiyoruz abi. Allah kulak versin abi, hakikaten zor bir süreçten yani, geçiyoruz. Esnafımız da zor bir pandemide geçiyor. Bizim sektörü bitirdi zaten. An deprem oldu, deprem de öyle. Devlet hiç bir canımızda yok, hükümet. Peki odanız ne diyor size? Odanın yapacağı bir şey yok ki abi. Yani hiçbir destek sağlamadılar. Yok size. Abi yok, ne yapacak ki? Ne yapabilecek ki? Ya, o kadar para topluyorlar abi. Ya odada, oda ayda topluyorlar, ya, bu ayda, ne diyorlar, bu ne diyorlar. Abi ayda topluyorlar. Odada çalışanlar var, kirası var odanın. Ona mı gidiyor sadece? Bunun için mi topluyor onu? Abi bir SSK olmuş 6 milyar. Yanında çalıştıran adama bir asgari ücret, bir SSK verim desen aylık 25-30 milyar mı alıyor? Bak tamam, eyvallah. Yanında eleman çalışıyor. Odaya bir şey diyemiyorsun. Odada kaç kişi çalışıyor sanki? 2 kişi çalışıyor abi. Tamam. Oda başkanı var. Kaç tane esnafın var senin? Vardır, 1000'in üstündedir Malatya. 1000'in üstündedir. Ya bir, onar lira toplasa epey para eder. 100'er lira toplasa epey para eder. Yani neyse, onu geçtim. O da tek başına bir şey yapamaz abi. Odalar, STK'lar bu süreçte tamamıyla sınıfta kaldı. Niye sınıfta kaldı? Yani böyle bir felaketin olabileceğini. Abi bizim belediye başkanımız kalmış. Sen, odayla ne yapabilir ki? Sen mesela zor duruma kaldın. Sen, sana böyle bir destek sağlayabiliyorlar mıydı? Yok. Maddelerden de. Boşa çalışıyoruz abi. Bu STK'ların hepsinin boş olduğu ortaya çıktı bir daha. Geçmiş olsun. Eyvallah. Kolay gelsin. Yani oy veriyoruz, seçiyoruz, STK diyoruz. Tabii bizi temsil etsin diyoruz ama hepsi bir tarafa dayalıyor. Zorla bir tane yerini getirmiş, bırakmış yani. Otobüs sorunlarımız da var abi. Ne abi, otobüs sorunu ne? Otobüsler gelmiyor. Ha, gelmiyor. Bayağı sorun var. Nerede abi? Nerede oturuyorsun? Yaşlılar mesela. Ben Sıtma Pınarı'ndayım. Samanköy'de kalıyorum şu an. Samanköy'de kalıyorsunuz. Aynen, konteyner kentte. Yani otobüs sıkıntısımız var. Buradan mı kalkıyor biliyorum. Samanköy'de? Genel, yok, Şile 28'den kalkıyor. Nerede? Aşağıda. Direk yolu var ya, he, otobüs durakları orada. He, oradan. Genelde oradan kalkıyor. Buradaki otobüsler problemli. Mesela buradan bir saat beklediğimiz de oluyor. Bu nereye gidiyor? Minibüs. Bunlar Tecde'ye gidiyor. Ha, Tecde'ye gidenler. He. Aynen, Yeşilyurt yani. Anladım. İletelim. Yani bunları da bir şekilde tamam, istedim. Tamam, yok, söyleyeyim. Canlı yayın zaten. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ sorunun sıkıntını demeye geldi zaten seni buraya. Devam edelim. Gel Mert, aşağı doğru gidelim. Şurada bitirelim. Efendim abi. Geldim abi, dur, duyulmadı. Bir daha söyle. Mahallede hiç yıkım yok ama ha, belediye otobüsü girmiyor. Neresi abi, hangi mahalle? Çukurdere. Çukurdere. İletiyoruz, evet. Bak dinliyorlar hepsini. Evet, dinlesinler. Tamam. Motorist'teki yetkililere de iletelim bunları. Çukurdere'nin bir alt mahallesinden gidiyor caddeden. Hı-hı. Orada yıkım oluyor. Alttan gidiyor ama yukarıda hiç yıkım yok. Gitmiyor. Tamam. Otobüsler hiç çalışmıyor. Dökmüyorlar abi, mucur. Bak.
Şu an haline bak. Bunun tabanı çamur. Talepte bulundunuz mu? Bulunduk abi, gelmiyor abi. Evet, muhtara da söyledik. He. Abi göster göster abi. Çamur, oraları göster abi. Gösteriyoruz abi sana. Göster. Kar olmasa abi gözükecek zaten. Evet. Yani burası görüyorsun işte halini yani. Gel yerim var. Bak oranın da biraz sıkıntılar var. Ne abi, sıkıntın ne? Yani mesela şunu kendi imkanımla yaptım. Bu yeri mi? İkinci elci misin abi sen? İkinci elci. İkinci elcis. Yani depremden sonra bir yıl geçti. Olmadı yani, demek ki yetersiz geldi konteynerler. Ha. Kendi imkanımıza bunu getirip buraya yaptık. İyi etmişsin abi. Yalnız şu an bir elektrik, elektriğim yok. Bağlayamadın mı? Yok yani. Çekemiyor musun bir yerden? Vallahi yok işte, onu devlet yetkililerinden biri gelip bağlaması lazım. İletelim abi. He, onu bir iletin. Elektrik sıkıntımız var. Allah kolaylık versin abi sana da. Çevre düzenlemesi olursa. İş oluyor mu ikinci elde? Yani iyi kötü oluyor, bir ekmek yiyorsa. Allah kulak versin evet, abi. Geçmiş olsun. Olsun. Sağ olasın. Gel Mert, burada bitirelim artık yayınımızı. Süremizi tamamladık. Saat kaç oldu bir bakayım. 11.58. Hülyakaya, süremizi biraz aşmışız, kusura bakmayasın. Emeksiz'den aşağı doğru geldik. Hasan Bey Caddesi'nin orada yıkımı ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Oradan da yavaş yavaş aşağı doğru geldik ve Emeksiz'in aşağı noktasına, Hamide Camisi'nin hemen önünde yayınımızı sonlandırıyoruz. Hülyakaya şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. İyi bir hafta sunu diliyorum herkese.